Arkadaşlar herkese merhaba. İyi sabahlar diliyorum. Günaydın herkese. Uzun bir aradan sonra bilgisayarımız bozuk. Uzun bir aradan sonra video çekiyoruz. Bu kadar uzun ara vermemizin sebebi bir türlü bilgisayarımıza ekran bulamadık ama şu anda sorunu çözdük. Bundan sonra düzenli olarak videolarımızı tekrardan yayınlayacağız inşallah. Evet, günün birinci koşusundan başlıyorum, Ankara yarışlarından. 6 numara Selanik Aslan'la yani beklemeyi öğretti son yarışa Kocakaya. Bugün de muhtemelen önde gidecek atlar var. Bekleyecektir. Kilosu 61,5 tane ve 4'e düştü. Nispeten grup biraz daha güçlenmiş olsa da çok kaliteli bir at olduğunu düşünüyorum. Sonuçta ilk yarışta Memor Remains gibi bir atı çok uzak ara kazandı. Farklı bir at olduğunu düşünüyorum. Bugün gerçek gücünü gösterecektir. Benim bankomdur. Günün ikinci ayağına geldiğinizde 8 numara Şerdil yani idmanda mükemmeldi. Gerçekten de harikaydı. Kazanması lazım aslında ama tay yarışı olduğu için biraz çekingelerimiz var. Şanlı Tay'ın kardeşi. En şanslı attır. Rakibi 1 numara Dempsey, 2 numara Flying Man ve 6 numara Mozart'tır. Ve çok geniş oynayanlar 5 numara Kadim'i de ekleyebilirler. Ama 8 numara Şerdesiz oynamayın arkadaşlar. Evet, günün 3. koşusunda da aslında 2 numara Happe bu yarışı kazanır gibi görünüyor. Biraz 1600 hani uzun gelir mi diye tereddütlerim var. 1400 olsa kesin konuşabilirdim. Yani 2 numara ya Happe'yi tek atacaktım ya hepsi yapacaktım. İki tane tekim olduğu için burayı hepsi yapmayı uygun gördüm. Ama şöyle hani misli oynamak isteyenler, ilk altı için küçük oynamak isteyenler, misli oynamak isteyenler 2 numara Happe'yi de tek atabilirler. O zaman kurgu çok ufalır. Misliye yönelilebilir. Ama olur da Happe 1600'den dolayı biraz eksik koşarsa sırasıyla 6 numara Çılgın Sebahat, 3 numara Sonat'ın kızı, 1 Hoşgör, 4 Uçar Gelir ve 7 Kadruşka sürprizi yapabilir. Ama dediğim gibi Happe ve diğerleri gibi gördüğüm bir koşu. Kurgum yani Happe'yi de küçük atarsam misliğe döner. Happe'yi yazarsak 50 lira civarında bir kurgu oluyor. İlk 6 için söylüyorum. O yüzden hepsi yaptım. Ama misliğe oynamak isteyenler 2 numara Happe'yi tek atabilir. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde yani iki yarış gören 4 numara Mahir abinin 52 kilo ile 1200'de bu rakiplerini geçmesi lazım. Eğer çok ciddi problemlerinden kurtulduysa tabii ki. Ama 1 numara Mr. Winsiz de oynayamadım. Karşıma alamadım. 4 ve 1 şeklinde burayı geçiyorum. Geldik ikinci altılıya, ilk aya. Zor bir koşuyla başlıyor. Kilo farklılıkları var. En şanslı 1 numara Kurtoba. Sonuçta bu gruptan daha kaliteli bir at bence. Bunu handikap puanıyla da gösteriyor. En yüksek handikap puanına sahip 4 yaşında olmasına rağmen. Yarışın en şanslı atı 5 benzenci gidişat avantajı var. Önde birkaç tane hızlı at var. Basket, Muallim Halim, Güzel Çocuk, Tek Çarem vesaire. Tek kurşunda sayılabilir bunlara. Hızlı gidecek olan bu yarışta sonlarda 5 numara benzenci kuvvetli gelebilir. 8 Yener Bey 50 kilo. Bu aralar formunu beğeniyorum. Son yarışta kazandığı yarışı kaybetti. Bir çaresizlik. 9 basket son yarışta bekleme yaptı. 50 kilo. Bakalım bugün 2-3 mü gidecek? Direkt mi kaçacak? Yazacağım. 3 tek çarem. Ağır kilosuna rağmen bir kayız olduğu için yazıyorum. 6 Muallim Hanım da son yarışında aslında Boğaz çocuğunun karşısında çok kolay mağlup oldu ama yine de iyi bir at. Yazmak istedim. 1, 5, 8, 9, 3 ve 6. Günün 6. koşusuna geldiğimizde bence 7 numara Ercin Taç bu gruptan çok farklı bir at. Sonuçta pehlivan gibi bir ata saldırdı yani. Pehlivan da şu anda Ankara'daki yaşıtlarında en iyi kum performansı gösteren bir at. Şu yarışında pehlivan çok güçlü bir at bence. Ercin Taş da onu bayağı bir zorladı o yarışta. Bir sonraki yarışta da kapalı gözlü kulaklığı çıkardılar. Bence o olumsuz etki yaptı. Bu kez Ayhan Kurşun'la bu uygun grupta. Açıkçası benim gözüme bir tek son Çin yarışını beğendim. Lindos çarpıyor ama onu da geçerdim. Lindos'un da biraz start problemi var. Ben 7 numara Edin Taç'ın zorlanmadan bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim bankumdur. Günün 7. koşusuna geldiğimizde 2 numara Antiyokos. Yani aslında çok uygun bir grup bulmuş. Yani daha önceki son 3-4 yarışıyla kıyaslarsak bu yarışı kazanması lazım gibi görünüyor ama işte zaman zaman kazanma konusunda sıkıntı yaşayan bir at. Yine de Antiyokos'u küçük oynayan arkadaşlar tek düşünebilir. Sert çokeyi bindirmişler. Yani herhalde Vedat Abiş ve Kocakaya biraz daha yumuşak kantarmalı çokeyler. Onlar da istedikleri verimi alamadılar. Bu kez sert çokeyi bindirmişler. Sonlarda yüklenecektir yani hışman.
Kazanması normal sonuç bana göre Kim Antiochus'un. Rakipleri son yarışını kazanan 6 Santayn ve önde Luminescence tarafından çok sıkıştırılmazsa 4 Ardaşah, Mehmet Ak Yavuz da çok tehlikeli bir jokeydir. Ters bir yarış yapabilir. 2-6-4. Günün 8. koşusuna geldiğimizde 6 numara Kılıç İbo'dan çok iyi bir yarış bekliyorum. Son yarışında hem startta kaldı hem çok rahat geliyordu. İçeriği tercih etti Ayhan Koç'un, dışarıya çok açılmamak için. İçeride de bariyer dibinde biraz yani yol buldu ama biraz attı, belki korkmuştur yani. Daha rahat dışarıdan gelseydi sanki daha etkili olurdu gibi geldi bana. O yüzden bugün en şans attı diye düşünüyorum. 5 Karacabey Şahı iyi bir yarış yapacaktır. 4 Doğan Kardeşler'in son yarışı çok iyiydi. Eğer o bir Çelik tarafından çok sıkıştırılmazsa ve Akınay tarafından çok böyle baskı görmezse ters bir yarış yapabilir Doğan Kardeşler. Bir de bu 7 numaralı o bir Çelik diyorum. Bu da Kabakuma ilk kez çıkacak. Galiba yanlış hatırlamıyorsam yine de bir bakayım. Hatırlamıyorum. Evet, belki de iyi bir yarış yapabilir. 6-5-4-7. Günün 9. koşusuna geldiğimizde bu Maiden'da da 2 numara Dragon Flame kaliteli bir at gibi görünüyor. İyi kardeşleri var. En şanslı attır. 8 numara Yavuz Salim'in annesi Tulumbacı kız. Yanlış hatırlamıyorsam çok hızlı bir attı. Eğer annesine çektiyse Markovelli'den de hızlı bir at olabilir. İkman'da da bir tane atı uzak ara ayırmıştı ama yani derece çok iyi olmasa da aksiyonları güzel görünüyordu. 8 numara Yavuz Salim'i yazacağım. 1 numara Bibula. Fena değil. 6 numara Ottova. Orijini güzel, beğendim. 9 numara Headship de iyi bir at olabilir. 2-8-1-6-9. Günün son koşusuna geldiğimizde 9 numara Karsan baştan çok iyi bir yarış bekliyorum. Bu atı takip ediyorum. Ha geldi ha gelecek yani. O gün bugün olabilir. Kilosu çok uygun. Kazanabilir. 4 Regal Chance. Böyle mesafelerde etkili olan bir at. 7 Sefam olsun. Yani bugün farklı koşmasını bekliyorum. Önde Differente ile çok boğuşmazsa farklı bir yarış yapabilir. 7 numara Sefam olsun. 8 Selanik Gamzesi. Bu at da iyi bir yarış yapabilir. Bir de 1 numara Differente kiloyu kaldıran bir at. Kaliteli bir at. İyi bir yarış yapabilir arası olsa da. 9-4-7-8-1. Arkadaşlar uzun ara sonra sizlerle tekrar birlikte olduğum için mutluyum. Hepinize bol şanslar. Dediğim gibi videolarımız bundan sonra devam edecek. Sıkıntı yok. Çözdük problemi. Şans yanınızda olsun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.